Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 2 Eylül 1538'de 122 gemi ve 20 bin askerden oluşan Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 308 gemi ve 55 bin askerden oluşan Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasına Preveze önlerinde taarruz etti. Bu taktik baskını hiç beklemeyen Haçlı donanması panik içinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Hristiyan dünyasının Akdeniz egemenliğine son veren bu zaferi sonucunda Akdeniz'de Türk üstü başladı peki arkadaşlar öncelerimize bakalım Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'de Türk hakimiyetinin sağlandı zaten son cümleden elbette bunu çıkarabiliriz Akdeniz'de Türk üstünlüğü başlamış arkadaşlar artık Akdeniz'i Hristiyanlar kaybetmiş. Osmanlı'nın kazandığı zaferde lojistik üstünlük yerine askeri taktiğin etkili oldu. Gördüğünüz gibi Osmanlı'nın gemi sayısı da asker sayısı da karşı tarafın gemi ve asker sayısından az. Yani lojistik olarak geri planda. Ancak uyguladıkları taktik sayesinde Haçlı donanmasını yeniyorlar. Tabii ki ikinci öncüle de ulaşabiliriz arkadaşlar. Haçlı donanmasının prestij kaybı yaşadı. Gördüğünüz gibi Haçlı zaten panik içinde ve büyük kayıplar vererek geri çekilmiş arkadaşlar. Bu durum onların prestij kaybı yaşamasına da neden olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Verilen bu bilgilere bakılarak Sarıkamış Harekatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sarıkamış Harekatı'nda Osmanlı Devleti Rusların Anadolu'daki nüfuzunu engellemek istiyordu. Çünkü Rusların hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu'yu kullanıp sıcak denizlere inme hayali vardı. Ayrıca Osmanlı hükümeti bu harekat ile başarılı olunması halinde Anadolu ve Orta Asya Türklüğünü birleştirme amacındaydı. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Osmanlı Devleti açısından taarruz özelliği taşıdı. Gördüğünüz gibi bir harekat söz konusu arkadaşlar. Bu tabii ki taarruz olduğunun göstergesidir. Zaten Sarıkamış Harekatı e, Kafkas cephesindedir ve Kafkas cephesi Osmanlı Devleti'nin taarruz cephesidir. Bu yüzden a şıkkına ulaşabiliriz. Sarıkamış'ın Rus ordusu için jeopolitik bir öneminin bulundu. Gördüğünüz gibi Ruslar sıcak denizlere inmek istiyordu. Bu da tabii ki arkadaşlar jeopolitik bir önemden dolayıdır. E, Ruslar hem Karadeniz'de hem e, Doğu Anadolu'da başarılı olup sıcak denizlere inip jeopolitik olarak e, Sarıkamış'tan faydalanmak istiyorlar aslında. Rusların geleneksel politikalarına darbe vurulmak istendiği, Rusların geleneksel politikası zaten sıcak denizlere inmektir. Gördüğünüz gibi Osmanlı bunu engellemek istiyor. Tabii ki C şıkkına dolaşabiliriz. Ulusal bağımsızlık yolunda topyekün bir mücadelenin başlatıldığı. Arkadaşlar topyekün mücadele dediğimiz şey halkın da katıldığı toplu bir mücadeledir. Ama burada bize halkla alakalı bir bilgi verilmemiş. O yüzden D şıkkına ulaşamayız. Turancılık politikaları doğrultusunda düzenlendiği. Zaten Anadolu ve Orta Asya Türklüğünü birleştirme amacında olduğunu bize paragraf vermiş arkadaşlar. Bu da tabii ki Turancılık politikasıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Verilen bu bilgiler Hun İmparatorluğu'nda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Peki arkadaşlar metnimize bakalım. Hun İmparatorluğu kurulduğu coğrafi bölgenin yapısına paralel olarak at yetiştiriciliğine ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahipti. Bu ekonomik yapı devletin askeri başarısını da beraberinde getirmişti. Tarıma elverişli olmayan uçsuz bucaksız bozkırda at yetiştiren Hunlar, Metehan zamanında hem askeri hem sosyal hem de ekonomik bakımdan oldukça merkeziyetçi bir devlet sistemi kurmuşlardı. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Konar göçer yaşam tarzının benimsenmesi, ilişkiler ilişkilendirilebilir mi? Tabii ki ilişkilendirilebilir. Çünkü yaşadıkları coğrafi bölgenin yapısı gördüğünüz gibi aslında kalıcı bir hayat için mümkün değil. Bu insanlar zaten konar göçer yaşam tarzına sahip olmasaydı tarım yapabilirlerdi. Bu bölge tarıma elverişli değilmiş ve gördüğünüz gibi hayvancılıkla uğraşıyorlar. Konar göçer yaşam tarzına sahip olanlar daha çok hayvancılıkla uğraşır zaten. Bu yüzden A şıkkıyla tabii ki ilişkilendirebiliriz. Devletin dış tehditlere açık olması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız bir bozkırda yaşıyorlar. Yani e, dağlarla çevrili olduğundan bahsetmemiş, göllerle çevrili olduğundan bahsetmemiş. Yani doğal bir korunakları yok. E coğrafi bölgenin yapısı dış e, tehditlere açık olmalarına sebep olacaktır arkadaşlar. Sulama kanalları inşa edilmesi. Bu sulama kanalları nerede kullanılır? Tarımda kullanılır. Ama gördüğünüz gibi Hunlar tarım yapamıyorlar. Bu yüzden tabii ki C şıkkıyla ilişkilendiremiyoruz. Ordu millet anlayışının güçlenmesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi askeri ve sosyal açıdan oldukça güçlü vermiş zaten. Bu yüzden ordu millet anlayışının mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça da merkeziyetçi bir yapıya sahiplerdir. Toplumsal dayanışma bilincinin artması da özellikle korunak olmadığı için arkadaşlar bu insanlar birlik içinde, beraberlik içinde yaşayacaklardır. Çünkü dış tehditlere açıklar gördüğünüz gibi. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Karahanlılar döneminde kaleme alınan Kutatku Bilig'in içeriğinden yola çıkıldığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar. Kutadgu Bilik dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır. Her biri belirli bir değeri temsil eder. Kün togdu, hükümdardır ve hukuku adaleti temsil eder. Aytoldu vezirdir ve saadeti devleti temsil eder. Ögdülmüş vezirdir ve aklı temsil eder odgurmuş derviştir ve akıbeti kanaati temsil eder. Peki arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Toplumda dikey hareketliliğin engellendiği. Dikey hareketlilik dediğimiz şey bir insanın bulunduğu konumdan daha üst kademelere geçmesi. Peki arkadaşlar biz bu vezirlerin daha önce hangi konumda olduğunu biliyor muyuz? Bu noktaya gelirken dikey hareketlilikten olumsuz etkilenmişlerdir diyebilir miyiz? Böyle bir şeyi buradan çıkarmamız mümkün değildir. Hanedan üstünlüğünün yönetimde etkili oldu. Peki burada bize bir hanedandan bahsedilmiş mi? Tabii ki bahsedilmemiş. Sadece dört ana karakterden ve onların rolünden bahsedilmiş. Bu yüzden biz hanedan üstünlüğünün yönetimde etkili olup olmadığını da burada verilen bilgiden çıkaramayız. Teşkilatçı bir devlet yapısına sahip olundu. Arkadaşlar teşkilatçı devlet nasıl olur? Düzenli, planlı, programlı bir devlettir değil mi? Gördüğünüz gibi burada bir hükümdar ve birçok vezir var. Bu devlet teşkilatçı bir devlettir diyebiliriz. Hükümdar adaleti, hukuku temsil ediyor. Vezir saadeti temsil ediyor. Aklı temsil ediyor. Kanaati temsil ediyor. Yani burada bir teşkilatçılık mevcut arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani beş şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 21 Şubat 12 Mart 1921 tarihli olarak gerçekleştirilen Londra Konferansı'nın toplanmasına neden olan en önemli gelişme Türk ordularının doğu, güney ve özellikle batıda elde ettiği başarıdır. Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması'nın şartlarını yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek istemişlerdir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Askeri zaferlerin siyasi zaferlere ortam oluşturdu. Gördüğünüz gibi Londra Konferansının toplanmasına neden olan en önemli gelişme. Türk ordularının başarısıymış arkadaşlar. Doğuda, güneyde ve batıda elde ettikleri başarılardan dolayı böyle bir konferans gerçekleştiriliyor. Tabii ki siyasi zaferlere de ortam oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sevr anlaşması şartlarının Türkiye'nin aleyhine oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi itilaf devletleri inatla Sevr anlaşmasını Türklere kabul ettirmeye çalışıyor. Bunun sebebi de tabii ki Türkiye'nin aleyhinde olduğundan dolayıdır. İtilaf devletlerinin TBMM'yi resmen tanıdı. Gördüğünüz gibi arada bir anlaşma görüşme varsa resmen tanıdığını tabii ki söylememiz mümkündür. TBMM'nin farklı platformlarda bağımsızlık mücadelesi verdiği arkadaşlar gördüğünüz gibi hem savaşlarla hem anlaşmalarla bağımsızlığını garanti etmek istiyor aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii ki değişik da ulaşabiliriz. Türklerin egemenlik haklarının tam olarak kabul gördüğüne hala ulaşamıyoruz. Çünkü hala bize Sevr Anlaşması kabul ettirilmeye çalışılıyor arkadaşlar ve bu ağır şartlı bir anlaşma olduğundan dolayı da egemenlik haklarının tam olarak kabul gördüğünü söylememiz mümkün değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıda bir bölgeye ait topografya haritası verilmiştir. Bu haritadan faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplandırılamaz? Karaçay'ın uzunluğu kaç kilometredir? Ki biz çizgi ölçeği kullanarak burada bu akarsuyun ne kadar uzunluğa sahip olduğunu bulabiliriz ki burayı ölçerek çizgi ölçek yardımıyla bunu bulabiliyoruz. Buna ulaştık. Leylekli'den Örenköy'e gitmek için hangi yönde hareket etmek gerekir? Kuzey oku verilmiş ve burada Leylekli'den Örenköy'e gidilmesi için Güney batı yönünde ilerlemek gerekiyor. Bunu da bulabiliriz. Hangi tepenin yükseltisi daha fazladır? 20 metre ara geçmiş sıfırdan sonra 20 geliyor, 40. Yani bu şekilde biz izoipslerin yükseltisini dikkat alarak bu e, yükseltiyi de hangisine daha fazla, hangi tepede daha fazla bulabiliriz? Koca Göl'ün alanı kaç kilometre karedir ki ölçeğimiz var ki ölçek yardımıyla biz orada yine hesaplamalar yapabiliyoruz. Gerçek uzunluğu da biliyoruz buradan ve buna bağlı olarak da bu çıkarımda bulunabiliriz. Nüfusu en fazla olan yerleşme hangisidir? Biz bu topografya yani yer şekillerini gösteren haritadan beşeri olan nüfus özelliğine ulaşamayız. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. K ülkesinde nüfus artış hızının çok yüksek olmasının ileride sorunlar çıkaracağı düşünülmüş ve bu durumun yaşanmaması için çok sayıda önlem alınmıştır. Ancak her türlü önlemin alınmasına rağmen ülkede nüfus artış hızı düşürlememiştir. Buna göre K ülkesinde gelecekte aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez? Hızlı bir nüfus artışı sonucu arkadaşlar burada hastane gibi, okul gibi ihtiyaçlar çok olacaktır. Buna bağlı olarak biz bunlara yatırım yaptığımız için ki bunlara demografik yatırım diyoruz. Biz bunlara daha çok yatırım yaptığımız için kalkınma hızını azaltacaktır. Çünkü gereğinden fazla orada okul, hastane yapımına ihtiyaç duyulması bizim parayı buraya harcamamıza sebep olur ama bu kadar artmasaydı biz paramızı var olanları geliştirme yönelik ya da bu paramızı iş imkanlarını arttırmaya yönelik kullansaydık kalkınma hızımız daha da artacaktı. Bu yavaşlatacak ve ortaya çıkacak bir faktör ya da sonuçlar arasında. Konut sorunu ortaya çıkacaktı. Hızlı nüfus artısı sonucu yetmeyecekti nüfusa. Kişi başına düşen gelir azalacaktı. Nüfus hızla artacaktı. İşsizlik oranları artacaktı. Çünkü buradaki artış hızımız fazla olduğu için iş imkanları Bunlara yetmeyecek iş imkanları sınırlı kaldığı için de burada işsizlik oranları artacaktı. Demografik yatırımdan az önce söylediğimiz okul, hastane gibi nüfusun ihtiyaçlarına yönelik yatırımların artması gerekiyor. Tabii olduğundan fazla yapılması gerekiyor. Bu hıza yakalayamazsak ya da bu hız e, özellikle tutturulamazsa zaten orada ülkenin kalkınma hızı daha da yavaşlamış oluyor. O yüzden burada değişik oldu azalır yerine artar olması gerekiyordu. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yeryüzü şekillerinin oluşumundan dış kuvvet olarak adlandırılan akarsu, rüzgar, dalga, yeraltı suyu ve buzullar etkilidir. Buna göre yer şekillerinin oluşmasında rüzgarların etkili olduğu bölgelerin özelliklerinden hangileri ortaktır? Rüzgarların etkili olması için o alanların kurak, yarı kurak bir iklime sahip olması ve toprağın taneli bir yapıya sahip olması gerekiyor ki bu taneli, ince yapıya sahip, gevşek dokuda olursa rüzgar onları kolayca bir yerden alıp başka bir yere götürebiliyor ya da orada onları şekillendirebiliyor. Kimyasal çözünme ise daha çok yağışın nemin fazla olduğu yerlerdedir. Yani burada baktığımızda kurak yarı kurak dedik tam tersi nemli ve yağışlı alanlarda kimyasal çözünme daha fazla görülmekte. Bu alanlarda ise daha çok fiziksel ya da mekanik çözünmeyi görmekteyiz. O yüzden 3 olmadı ama 1 ve 2 rüzgarın etkili olduğu alanların özellikleri arasında sayılabiliyor. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar ihtiyaçlarının tamamına yakınını doğal kaynakları kullanarak karşılar. Ancak bu esnada yapılan bazı yanlış uygulamalar doğal sistemlere zarar vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir? Enerji üretimini arttırmak için fosil dediğimiz linyit, petrol, doğalgaz, taş kömürü gibi yakıtların kullanılması hava kirliliğini arttırmaktadır. Bunların yerine yenilenebilir enerji kaynakları daha temiz olan, çevreyi kirletmeyen kaynakların tercih edilmesi gerekir. Yani fosil yakıtların arttırılması yanlış bir uygulamadır. Hava kirliliğini, çevre kirliliğini arttıran bir özelliktir. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkı olacak. Delta ovalarında endüstri bitkileri ki delta ovalarında tarımın yapılmasından bahsetmiş burada. Endüstri bitkisi ne demek? bir tarım ürününden başka bir ürün elde etme, pamuktan dokuma gibi ürünleri kastediyoruz. Bu tabii ki burada doğal olarak yetişmesi ve o alanda bunların yapılması gerekiyor. Yer altından çıkan sıcak suların kaplıcalarda kullanılması gerekiyor ki kaplıca sağlık turizmi o sıcak suları kullanarak bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Akarsular üzerinde taşımacılık yapılması yine doğal bir durum. Dağlık ve engebeli alanlarda arıcılık yapılması ki o alanlarda tarım için çok elverişli değil. Orada hayvancılık faaliyetleri yürütülebiliyor. Ama dediğimiz gibi fosil yakıtlar çevreyi kirlettiği için bunun yapılması iyi bir şey değil. Çevreye zarar verme durumu ortaya çıkıyor. A şıkkını doğru cevap olarak almıştık. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler renklendirilerek gösterilmiştir. Buna göre renklendirilerek gösterilen alanlarda... Aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisi yoktur? Çatalca-Kocaeli dediğimiz İstanbul'u içine alan yine Kocaeli gibi illeri içine alan bu alan sık nüfuslu bölgeler arasındadır. Volkanik bölgeler için Tuz Gölü'nün özellikle güneyinden başlayıp uzanan bir Karadağ, Karacadağ gibi birçok volkanik dağımız var. Bunun yanında Van Gölü'nün kuzeyinde Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı gibi dağlarımız ve bu alanda volkanik arazilerimiz var. Kula çevresi var. Onun dışında Karacadağ çevresi var. Yani bu alanlar gösterilmediği için ben bunu alamam. Karstik bölge dediğimizde özellikle Akdeniz, Antalya çevresinde yoğunluk gösteriyor. Dağlık bölgeler arasında arkadaşlar Teke Taşeli kısmı, Hakkari, Doğu Karadeniz gibi alanlar sayılıyor. Yine ormanlık bölgeler arasında Doğu Karadeniz'i dikkate almak. Mümkündür ki Karadeniz'den sonra en fazla orman Akdeniz'de karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi bizim özellikle harita üzerinde kendimizin çizdiği şu alanlarda volkanik araziler daha yoğun. Bu alanlar çizilerek gösterilmediği için de doğru cevabımız B şıkkı oldu. Ahmet Arslan'ın bu benzetmesinde başvurdu doğruluk ölçtü. Aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya geçmeden önce şıklara göz ucuyla bakıyoruz. Ve ne olursa bu şıklara gideceğiz. Hocam fayda varsa yarara gidiyoruz. Açık seçiklik varsa nereye gidiyoruz? Apaçıklığa. Çelişki yoksa birbiriyle çelişmiyorsa tutarlığa gidiyoruz. Herkes üzerinde uzlaşmışsa, herkes hemfikirse nereye gidiyoruz? Tümel uzlaşma. Uygunluk ne varsa gideriz. Eğer birbiriyle uyuşuyorsa, birbiriyle örtüşüyorsa, birbirine uygunsa uygunluğa gidiyoruz. Hadi parçaya geçelim. Ahmet Arslan zihin ile ayna arasında bir benzetme yaparak bilgiyi tartışır. Zihni bir aynaya, zihnin konusu olan şeyi de aynanın dışında, onun önünde bulunan bir nesne olarak düşünür. Nesnenin aynada bir yansımasının meydana geleceği açıktır. Bu yansıma nesnenin kendisine uyuyorsa, altını iki kere çiziyorum uyuyorsa biz bu aynanın İyi bir ayna olduğunu, nesneyi doğru biçimde yansıttığını söyleyebiliriz. Ama insan vücudunu tuhaf şekillerde gösteren komik aynalar da olduğu gibi önünde bulunan bir nesneyi ona uygun, tekrar uygunu gördük. Uygun bir şekilde yansıtmayan, çarpıtan, ona bir şey ekleyen veya onda bulunan bir şeyi göstermeyen bir aynanın hatalı böyle bir bilginin ise yanlış bir bilgi olduğunu söyleriz. Parçada neyi söylüyor hocam? Uygunluğu söylüyor, uyuşmayı söylüyor. O halde Denizli işaretliyor muyuz? Evet hocam doğru cevap Denizli'dir. Parçadaki düşünceyi en ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Felsefede bilimlerde olduğu gibi herkes tarafından kabul edilen veya kabul edilmesi beklenen kesin bilgiler ve ulaşılan sonuçlar yoktur. Bilimde ulaşılması mümkün bir doğru varken felsefede durum oldukça farklıdır. Bilim tarihinde bilim insanlarının birbirinin görüşünü paylaştığını görürsünüz. Felsefe tarihine baktığınızda ise gördüğünüz şey çeşitli konularda ortaya konmuş birbirine aykırı düşüncelerdir. Zaten felsefenin özü de tam olarak kesin olmayışından gelmez mi demiş hocam bize? Yani bilim ile Felsefenin karşılaştırıldığı bir paragraf gördük. Bilimsel bilgilerin kesin olduğundan bahsediyor. Felsefe bilgilerin kesin olmamasından bahsediyor. Çünkü felsefe eğer kesin olsaydı felsefede mutluluğu aramanın, yaşamın anlamını aramanın bir anlamı kalmayacaktı. Halbuki felsefeyi en iyi ifade eden söz nedir hocam? Felsefe daima yolda olmaktır. Çünkü felsefede kesinlik yoktur. Olmuşluk bitmişlik yoktur. Eğer olsaydı felsefe denilen bir şey kalmayacaktı. O yüzden bunu en ifade edecek söz Jefferson felsefe daima yolda olmaktır olacak. Cevap Ceyhan'dır. Parçaya göre Descartes'in varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi sorusuyla karşı karşıya kaldığımıza göre göz ucuyla açıklara bakıyoruz. Ne olursa idealizme gideriz. Eğer varlığın temelinde düşünce olduğunu söylerse idealizme gideriz. Varlığın temelinde madde olduğunu söylerse materyalizme gideriz. Varlığın temelinde hem düşünce hem madde olduğunu söylerse dualizme gideriz. Fenomenoloji ise özdür hocam. Monizm ise tekçiliktir. Şimdi parçaya bakma zamanı. Descartes varlık dendiğinde ne yalnız maddi ve fiziksel olanı ne de ruhsal zihinsel olanı anlıyordu. Bedeni düşünmek gerekirse o ne yalnız madde ne yalnızca ruhtu. Madde yer kaplıyor fakat düşünemiyor. Ruh ise düşünüyor ama yer kaplamıyordu. Oysa bedende her ikisi de mümkün oluyordu. Her ikisi derken neyi kastediyor? Maddeyi ve düşünceyi ya da fiziksel olanı ile ruhsal olanı kastediyor. Nereye gidiyoruz o halde? Dualizme cevap Bursa'dır. İdealarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Platon'a göre gerçek varlık idealar dünyasıdır. İdealar ezeli, ebedi, hareketsiz ve değişmez şeylerdir. Bir örnek vermek gerekirse bu dünyada doğan, büyüyen, ölen birbirinden farklı milyarlarca insan olmasına karşılık idealar dünyasında doğmamış, ölmeyecek olan ve asla değişme içerisinde bulunmayan tek bir insan ideası vardır. Bu idea fenomenler dünyasındaki yani nesneler dünyasındaki tek tek insanların aslını oluşturur. Platon'un idealar kuramını hatırlıyoruz değil mi? Platon idealar kuramını kaça ayırıyordu? Hocam ikiye. İdealar dünyası ve nesneler dünyası. İdealar dünyası her şeyin aslının olduğu dünyayken nesneler dünyası ise her şeyin kopya olduğu bir dünyaydı. Peki idealar dünyasında değişme var mı? Hayır hocam değişme yok. Çünkü her şeyin aslı buradadır. Ne diyor? Doğmamış, ölmeyecek olan ve asla değişme içerisinde olmayan dünyadır. Nesneler dünyası ise değişmenin olduğu o yüzden bilgisine ve varlığın bilgisine güvenemeyeceğimiz bir dünyadır. Şimdi şıklara bakma zamanı. Adana idealar madde dışı mıdır? Yani zihinsel midir? Evet hocam. Peki idealar tümel varlıklar mıdır? Bütünsel midir? Evet hocam. Peki iddialar dinamik midir? Yani değişme içerisinde midir? Hayır hocam. Adam defalarca ne dedi? Değişme yok. Nerede hocam? Bakın burada değişme yok dedi. Bakın burada değişme yok dedi. O halde cevap net olarak Ceyhan'dır diyorum. Parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kant'a göre bilgide hem deney hem deney öncesi malzemeler vardır. Yani kategoriler vardır. Deney verileri pasif olarak edinilir ancak bu malzeme kategoriler aracılığıyla düzenlenir ve organize edilir. Deneyle gelen henüz ham maddeliğinden kurtulmamış, örneğin bir kumaşa göre pamuk durumundaki şeydir. Pamuk tezgahta dokunduktan sonra mamulün elde edilmesi gibi bilgi de deney verilerin düzenlenmesi ile oluşur. Yani kanta göre iki türlü bilgiden bahsediyoruz bilgi deney öncesi ve deneyle elde edilir. Yalnız deneyle elde edilen bilgi ham maddedir. Bu ham maddenin işlenmesi bilgi haline gelmesi lazım. Çünkü bu tek başına bilgiyi vermez. Hadi gelin bunu şıklarda bulalım. Adana bilgi deneyle başlar ancak deneyden çıkmaz diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz hocam. Çünkü ne diyordu? Deney bilgi elde edilme yöntemidir ama bu ham maddedir. Yani ne gibidir? Pamuk gibidir bunun işlenmesi lazım ki bilgi haline gelsin, kumaş haline gelebilsin diyor. O halde bilgi deneyle başlar, deneyden çıkmaz diyebiliriz. Bilginin kaynağı zihindeki a priori kategorilerdir diyebilir miyiz? Hocam diyebiliriz ama tek başına yeterli değil. Çünkü o ne diyor? Hem a posteriori diyor, hem a priori diyor. Yani hem deney öncesi, hem deney diyor. O halde tek başına yeterli değil. Peki insan aklı doğuştan boş bir levhadır? Bunu Luke söylüyor. Kant değil. Ele gitsin. Peki bütün bilgilerimiz deneyden gelir? Bunu yine Luke söylüyor. Ele gitsin. Peki duyu ve akıldan farklı olarak aracısız bir kavrayış, bir sezgi söz konusu mudur? Bunu Kant demiyor hocam. Bunu söylese Gazali söyler, Henry Bergson söyler. Dolayısıyla cevap net olarak Adana'dır. Zekat ve sadaka veren insanda sosyal adalet, şefkat ve merhamet duyguları, iba hac ibadetini yerine getiren insanda farklılıklara karşı hoşgörü, tolerans ve kardeşlik bilinci, oruç tutan insanda ihtiyaç sahiplerine açlıkla imtihan eden edilenlere karşı empati ve sabır duygusu gelişir. Namazını düzenli ve bilinçli bir şekilde kılanlarda ise genel olarak olumsuz tutumlardan uzak durma, öz denetim ve zamanı verimli kullanma bilinci gelişir. Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) İnanç ile ibadet arasındaki ilişki. Evet, inanç ile ibadet arasındaki ilişkiden daha çok ibadetlerin bireylere vermiş olduğu ahlaki gelişimi. Yani burada zekat ve sadaka ile sosyal adaletin, şefkat ve merhamet duygularının, hac ibadetini yerine getiren kişilerde hoşgörünün, toleransın, kardeşlik bilincinin geliştiği, oruç ibadetini yapan kişilerde

karşı tarafı empati yapmak ve sabır duygusunu geliştirdiğini namaz ibadetiyle birlikte kişilerden evet, öz denetim ve zamanı verimli kullanmak gibi bir bilincin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla aradığımız cevap A seçeneği değildir. B seçeneğinde İslam'ın inanç esasları denilmiş. Hayır burada inanç esasları ile ilgili değil. ibadetin insanlara vermiş olduğu faydayla ilgili bilgi vardır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği değildir. C seçeneğinde ibadetlerin birey bireysel ahlaki gelişimi üzerindeki etkisi. Evet en uygun başlık bu olması gerekir. Çünkü ibadetlerin bireysel olarak ahlaki gelişimde nasıl etki yaptığı, neler üzerinde etki yaptığı üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olması gerekir. Biz yine de devam edelim. D seçeneğinde ibadetlerin kulu Allah'a yakınlaştırması ifadesi. Evet elbette ki bu doğru bir ifadedir. Ama yukarıdaki metne uygun bir başlık değildir. Cevabımız D seçeneği değildir. C seçeneği, E seçeneğinde kişilik gelişiminde çevrenin rolü denilmiş. Burada çevrenin rolü değil ibadetlerin etkisi üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği de değildir. Cevabımız o halde C seçeneğidir. Pozitivist bilim anlayışına göre evrendeki her şey sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bilinebilir ve açıklanabilir. Her şey bilimsel olarak çözümlenebilir. Dolayısıyla metafizik yönelimlere ihtiyaç duyulmamalıdır. Bu bakış açısı dine ve vahye karşı dışlayıcı bir tutum sergilemektedir. Her şeyin bilimle çözülebileceğini savı çözülebileceği savı gerçekçi değildir. Bilim her ne kadar fiziki dünyanın sorunlarına çözüm üretse de dinin psikolojik, bireysel ve toplumsal toplumsal işlevini tam olarak yerine getiremez. İnsanın doğuştan sahip olduğu yüce bir yaratıcıya inanma eğiliminin nereden kaynaklandığı, neden bu dünyada var olduğu, öldükten sonra kendisini neyin beklediği gibi sorulara pozitif pozitif bilimin verileriyle cevap verilememektedir. İnsanın anlam arayışına en tatminkar cevapları halen din vermektedir. Verilen parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Din ve bilimin kendine özgü ilgi alanları vardır. Evet, pozitif bilimin e, anlayışına göre evrendeki her şey sebep-sonuç ilişkisine göre incelenebilir ve açıklanabilirdi. Her şey bilimsel olarak çözülebilirdi. Dolayısıyla metafizik yönelimlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Ama bu bakış açısına göre dine ve vahye karşı dışlayıcı bir tutum sergilediği ortadadır. O halde her şeyin bilimle çözülebileceği savı gerçekçi değildir. Demek ki her bilim din ve bilimin kendine özgü ilgi alanlarının olduğu burada aşikardır, açıktır. Cevabımız A seçeneği değildir. B seçeneğinde dini bilgi ile bilimsel bilgi birbirinin yerini tutmaz. Evet çünkü alanları farklı, bilgiyi elde ediş şekilleri farklı. Dolayısıyla bilimsel bilgi ile dini bilgi birbirinin yerine tutması mümkün değildir. Burada da şöyle ifade edilmiştir. İnsanın doğuştan sahip olduğu yüce bir yaratıcıya inanma eğiliminin nereden kaynaklandığı, neden bu neden nereden kaynaklandığı, neden bu dünyada var olduğu, öldükten sonra kendisini neyin beklediği gibi sorulara pozitif bilimin verileriyle cevap verilememektedir. Dolayısıyla insan insanın anlam arayışına en tatminkar cevabı halen, halen din vermektedir. O halde dini bilgi ile bilimsel bilgi birbirinin yerini tutmaz, ulaşılabilir bir seçenek olduğu için cevabımız B seçeneği değildir. C seçeneğinde din insanın anlam arayışına cevap veren bir olgudur. Evet, çünkü insanın doğuştan sahip olduğu yüce bir yaratıcıya inanma eğilimi zaten insanın var olduğundan itibaren içinde yer almaktadır. Dolayısıyla öldükten sonraki kendisinin neyin beklediğini yine pozitif bilimin cevap vermesi mümkün değildir. Bunu ancak din ile en tatminkar bir cevap vermektedir. O halde C seçeneği de bizim aradığımız cevabımız değildir. Çünkü bu bilgi ulaşılmaktadır. D. Pozitivist bilim anlayışında dine karşı mesafeli bir tutum vardır. Evet çünkü el, bilgi elde edişleri, onları yorumlayışları pozitif bilgi ile dini bilgi bir değildir. Dolayısıyla metafizik yönelimlere ihtiyaç duyulmamaktadır pozitif bilgide. Bu bakış açısı dine ve vahye karşı dışlayıcı bir tutum sergilediğini ortaya koymaktadır. Yani mesafeli olmaktadır. O halde D seçeneği de bizim aradığımız cevabımız değildir. E seçeneği de dini bilgilerin bilimsel verilerin süzgecinden geçirilmesi gerekir ifadesi yukarıdaki parçadan ulaşabileceğimiz bir netice değildir. Ulaşılacak bir netice olmadığı için aradığımız cevabımız E seçeneği. Kur'an-ı Kerim insanlığa gönderilen son ilahi kitaptır. Mesajları evrenseldir, belirli bir zaman ve mekan ile sınırlandırılamaz. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin her çağın koşullarına göre yeniden yorumlanması, bunları okuyan her insanın kendine göre orijinal anlamlar çıkarması Kur'an'ın mucizevi yönlerinden birini ifade etmektedir. Bu durum hem Kur'an'ın değerini ortaya koymakta hem de Müslümanlara yeni yorum fırsatları sunarak İslam düşüncesinin zenginleşmesine vesile olmaktadır. Bu metin İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A) Siyasi sebepler denilmiş. Hayır, yukarıdaki metinde Kur'an-ı Kerim'in kendi özelliği yani ayetlerinin evrensel oluşu, her zaman ve mekana hitap etmesi, her okuyanın ondan kendince orijinal yeni anlamlar çıkarması Kur'an-ı Kerim'in kendi metninden kaynaklanan mucizevi yönünü ifade etmektedir. Dolayısıyla aradığımız cevap A seçeneği değildir. B seçeneğinde coğrafi sebepler denilmiş. Hayır. Aradığımız cevap B seçeneği de değil. C seçeneğinde yine kültürel sebepler bizim aradığımız cevabımız değildir. D seçeneği dini metinlerden kaynaklanan sebepler kesinlikle bizim aradığımız cevabımızdır. Biz yine de E seçeneğine bakalım. Başka medeniyetlerle etkileşimden kaynaklanan sebepler sebepler denilmiş. Hayır aradığımız cevap en seçeneği değil. Cevabımız D seçeneği ile dini metinlerden kaynaklanan sebeplerdir. Geçen yaz turistik bir geziye çıkan Faruk, dönüşte arkadaşlarını gezip gördüğü yerler hakkında şu bilgileri vermiştir. Gezdiğim bölgeye İber Yarımadası da denilmektedir. Kurtuba, Gırnata ve İşbiliye bölgenin en meşhur şehirlerindendir. Buralar Emevi komutanlarından Tarık bin Ziyad tarafından 8. yüzyılda fethedilerek İslamlaştırılmıştır. Yaklaşık 8 asır boyunca İslam'ın hüküm sürdüğü bu bölge artık Müslümanların idaresinde bulunmamaktadır. Parçada söz, söz edilen ve İslam medeniyetinin izlerini taşıyan bölge aşağıdakilerden hangisidir? Evet, İber Yarımadası diye ifade edilen yer Avrupa kıtasının Akdeniz'e uzanan 3 yarımadasından biridir. İber Yarımadası'nda İspanya ve Portekiz devletleri yer almaktadır. Hicri 8. yüzyılda daha doğrusu 800 yıl boyunca Tarık bin Ziyat tarafından fethedilmiş ve Endülüs devleti orada kurulmuş, idare edilmiştir. Dolayısıyla burada ifade edilen bölge D seçeneğinde Endülüs olarak ifade edilmekteydi. O halde cevabımız D seçeneğidir. Diğerlerine baktığımızda Hint alt kıtası yer almaktadır. Hint kıtası evet, Avrupa'ya oldukça uzaktır. Kuzey Afrika, evet, Mısır, gibi ülkelerin yer almış olduğu bölgedir. Ee, Akdeniz'in aşağı kısmında yer almaktadır. Afrika'nın kuzeyi dolayısıyla ifade edilen yer değildir. Balkanlar zaten e, hiç alakalı bir bölge değildir. O halde E seçeneğinde Mavere Nehir ise Fırat ve Nicl Dicle nehirleri arasıdır. Aradığımız cevap E seçeneği değildir. Cevabımız D seçeneği ile Endülüs'tür. Hazreti Peygamber İslam'ın insanı aşırılıklardan uzak tutan bir din olduğunu, kimseye gücünün üstünde bir yük getirmediğini her fırsatta vurgulamıştır. O çok fazla ibadet ettiği için ailesini ihmal eden bir sahabeyi böyle yapmaması konusunda uyarmıştır. Yeri geldiğinde dünyevi işlerin, yeri geldiğinde de dini vazifelerin yerine getirilmesi gerektiğini, ikisi arasında bir denge gözetilmesinin Allah'ın tavsiyesi olduğunu bütün Müslümanlara hatırlatmıştır. Bu parçada verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A İbadetlerin kulun Allah'a yaklaşmasına vesile olduğu verilen bilgi kesinlikle doğrudur. İbadetler kulun Allah'a yaklaşmasına vesile olur. Ama bize parçada asıl verilmek istenen nedir diye sorulduğu için ve parçada bu şekilde bilgi olmadığından cevabımız A seçeneği değildir. B seçeneğinde Müslümanlar yaşamlarında ölçülü hareket etmelidir. Evet tam da Peygamber Efendimizin de tavsiyesi budur. İnsanların aşırılıktan uzak durması gerektiği kimsenin, Zaten İslam'ın e, gücünün üstünde bir yük, yüklemediğini ifade etmiştir her fırsatta. Bu da aşırılı olmak gerekmediğini, ölçülü olmak gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla aradığımız cevabın B seçeneği olması gerekir. Biz yine de devam edelim. C seçeneğinde sahabilerin yaşantısı günümüz Müslümanlarına rehberlik etmektedir. Elbette ki onlar bizlerin rehberidir ama yukarıdaki metinde bu şekilde bilgi mevcut değildir. Cevabımız C seçeneği olamaz. D seçeneğinde insan önce yakınlarına karşı görevini yerine getirmeli, sonra Allah'a yönelmelidir. Yukarıdaki metinde bu şekilde bir bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olamaz. E seçeneğinde Kur'an'ın anlaşılması için Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine müracaat etmek gerekir. Verilen bilgi doğru ama yukarıdaki parçada bu şekilde bir bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Buna göre Aristoteles'e göre mutluluk için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Aristoteles'e göre yaşamın nihai amacı mutluluktur. Mutlu olmanın kesin bir reçetesini vermese de ona ulaşmanın yolunu anlatır ünlü filozof gözü karalık ile korkaklığın, müsriflik ile cimriliğin iki aşırı uç olduğunu ve bu uçlarda dolaşmanın insanı mutluluktan uzaklaştıracağını söyler. Gözü kara veya korkak olmayı değil, cesur olmayı yüceltir. Yani sana neyi diyor hocam? İki uç arasında yer almalısın. Uçlarda değil bakın uçlarda ya yer almıyoruz. Nerede yer alıyoruz? Ortada, dengede yer alıyoruz. Bunu sağlayan şey nedir? ölçülü olmaktır. Bu da Aristoteles'in altın orta kuralına götürüyor. Cevap net olarak Bursa'dır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım 20. yüzyılın önemli isimlerinden olan Hartman, metafiziğin felsefenin önemli alanlarından biri olduğunu savunur. Aristoteles'ten beri süre gelen metafizik çalışmaların gerçeklikle örtüşmemesi sebebiyle sorun yaşadığını belirten düşünür, varlıkların kategoriye ayrılması, kategoriler arasındaki ilişkiler incelenirken bilimlere olduğu gibi metafiziğe de yer verilmesi gerektiğini savunur. Arkadaşım Hartman ne yapıyordu? Varlıkları dört katmana ayırıyordu hatırlarsan. Katmanları harika bir şekilde çiziyorum. Bu katmanların her birinin bir ismi vardı. Bu katmanları incelerken metafizik yanında bilime de yer verilmesi gerektiğini söyleyerek yeni ontoloji diye bir akım kurmuştu. Şimdi şıklara bakalım. Adana 20. yüzyıl felsefesinde metafizikten söz edilmiş mi? Edilmiş. Kim etmiş? Hartman hocam. Bakın burada görebiliyoruz. Devam ediyorum. Hartman metafize yeni bir anlam yüklemiş mi? Yüklemiş hocam. Varlık kategorilerinin incelenmesinde bilimlere yer yoktur diyebilir miyiz? Hayır metafizin yanında da bilimler de önemlidir, bilimlere de yer verilmelidir diyor. Dolayısıyla Ceyhan cevabımız olabilir. Denizli'ye bakıyorum. Hartman'ın metafiziği bilimlerle beraber varlığı anlamada kullanmayı önermiş mi? Yeni bir yaklaşım ortaya koymuş mu? Koymuş hocam. Peki metafizin gerçeklikten uzak oluşu ona ilişkin olumsuz düşüncelere sebep olmuş mu? Evet olmuştur. Cevap Ceyhan'dır. Buna göre sanat felsefesinin konusuna giren yapıların özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Sonbaharda dökülen yaprakların görüntüsü bir deniz kıyısı, gün batımı da bizde hoş duygular meydana getirir. Benzer duyguları Zeki Müren'in bir şarkısında, Çağan Irmak'ın bir filminde hissederiz. Ancak sanat felsefesi ne sonbaharda dökülen yaprakları, ne deniz kıyısını, ne de gün batımını konu alır. Sanat felsefesi Zeki Müren'in şarkısıyla, Çağan Irmak'ın filmiyle ilgilenir. Yani burada güzellikle ilgili bir ayrım yapmış. Ne diyorduk? estetiğin konusuyla sanat felsefesinin konusu birbirinden farklıdır. Her ikisi güzeli konu alır ama sanat felsefesi insan yaratımı olan güzeli konu alırken estetik hem doğal güzeli hem de insan yaratımı olan güzeli konu alıyordu. Dolayısıyla Zeki Müren'in şarkısı Çağınırmağ'ın filmi nedir? İnsan yaratımı olan bir güzellik olduğu için cevap net olarak Adana'dır. Parçada sözü edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Rus düşünürler Kropotkin ve Bakunin devletin ne tanrının yeryüzündeki bir görüntüsü ne de insanların zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan bir araç olarak görürler. Bakunin'in deyimiyle devlet bireysel hayatın bütün görüntülerinin gömülü olduğu bir mezarlıktır. Kötülüğün esas sebebidir. Birey ve bireyin özgürlüğü en üstün değerlerdir ve bireyin bir güce itaat ediyor olması kişiliğin yok edilmesi ve özgürlüğün ortadan kaldırılması anlamına gelir. Kısacası parça neden bahsediyor? Devletin gereksizliğinden, devletin bireysel özgürlüğü ortadan kaldırmasından bahsediyor. O halde devlete karşı çıkan, devletin ortadan kaldırmasını savunan yaklaşım hangisidir hocam? Anarşizmdir. Sosyalizm ve komünizm eşitliği savunur. Liberalizm özgürlüğü savunur. Kapitalizm ise ekonomik anlamda sınırsız birikimi ve emeğin sömürmeyi savunur diyelim. Cevap Denizli dedikten sonra bu sorumuzu bitirmiş olalım. Parçadan yola çıkarak Platon ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Platon toplum ile insan arasında bir benzerlik kurar. İnsan ruhu üç bölümden oluşur. Bunlar akıl, istek ve iradedir. Nasıl ki sağlıklı bir insan ruhundaki bu üç bölüm dengede olan insansa, sağlıklı toplumda bu üç bölüme karşılık gelen sınıfların uyum içinde olduğu toplumdur. Devlette akıl yöneticilere, istek üreticilere, irade ise askerlere karşılık gelir. Ruhta hangi bölüm baskınsa kişi bu sınıfta yer alacaktır. Platon bize nasıl bir devletten bahsediyor hocam? Kas sistemine benzer bir devletten bahsediyor. Yani sınıflı bir toplum yapısından bahsediyor. En altta üreticiler, sonra koruyucular, yani askerler en zirvede ise yöneticiler yöneticilerin özelliği neymiş akıllı temsil etmeleriymiş peki insan ile devlet arasında bir benzerlik kurduğumuzda devletin doğal insanın da doğal bir varlık olduğunu iddia edebilir miyiz evet hocam şimdi şıklarda bunları bulalım devlet doğal bir kurum olduğunu söyleyebilir miyiz evet çünkü insanla devlet arasında toplum arasında bir benzerlik kurduk ele gitsin peki sınıflı bir toplum yapısı var mıdır evet Üç sınıflı bir toplum yapısı vardır. Ele gitsin. Peki devlet yönünde aklın üstünlüğü kabul edilmiş midir? Evet hocam çünkü akıl en zirveye konulmuştur. Peki insan mikro organizma ise toplumda organizma olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Peki ideal bir düzenin mümkün olamayacağını iddia etmiş midir? Hayır ideal bir düzen mümkün olabilir. Nasıl olabilir? Şu şekilde sınıflı bir toplum olarak olabilir diyor. Dolayısıyla tam tersi olacaktı. O yüzden cevap edilmedir.